Şimdi bir de hadis kutsi diye bir şey var. O hadis kutsi üzerinden de düşünüyorsunuz yani. Öyle bir şey var mıdır, yok mudur? Zaten kitaplarda öyle tanımlanıyor. Dünya manası Allah tarafından peygamberin kalbine ifa edilmiş yani. Olamaz, olamaz mı yani öyle bir şey? Şimdi dikkat edin, sorunuz yanlış yani, soruyla ilgili. Olamaz mı ayrı, olmuş mu? Allah için olamaz mı sorusu sorulmaz. Tabii. Ne olamaz ki Allah için? Tabii. Allah her şey, Allah için her şey bizi ilgilendirebilir. Biz biliyoruz ki o küllü şeyin kadir. Küllü şeyin kadir olduğunu inandığımız için olamaz yok. Olmaz olmaz yok. Her şey olur. Yani onun adına. Lakin olmuş mu? Bu bizi ilgilendiriyor. Bizim sorumlu olduğumuz yanı. Böyle bir şeyle ilgili hüccetimiz varsa Allah katından amenna ve sadakna da kabul ederiz. Ama yoksa kim var diyorsa müddeyi iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. O ispat etmektedir. Bu kitaplarda bildiğiniz gibi öyle tanımlanıyor. Yani anlamı, manası peygamberin kalbine Allah tarafından tohumlanmış, düşürülmüş. Fakat o anlamı kendi kullandığı kelimelerle o dile getirmiş. İşte bu gibi hadislere hadisi kutsi deniyor. Böyle şey olmaz yani. Olmaz şöyle. Olabilir. Varsa delili olur. Yani Allah'ın olur dediği şey bizim için adetler sadaklanmıştır. Yani kabul edin. Ama böyle olduğuna dair Kur'an'da bir şey. Eğer öyle olsaydı bunlar üzerinde ihtilaf olmaz. Mesela Kur'an bu kadar tarih boyunca sapık ve sefer çıkmış, işte Hasan Sabbah'ından bilmem kimine kadar, karmakilerinden ötesine verisine ama Kur'an üzerinde ihtilaf. Onu anlama metoduyla ilgili köklü ihtilaflara dönmüşler. Mesela batılı tefsir demişler. Batılı tefsir yapanlar Kur'an'ın bir yerinde girmiş, sonra 100 bin kilometre kadar çıkmış. Yani ondan o kadar uzaklaşmış. Biz Müslümanlar batılı bilmiyoruz. Batılı sahibi Allah. Biz zahirle hükmetmek durumundayız. Zahir yani bize görülen, beş duyumuzla algılayabildiğimiz şeylere zahiriz. Zahiren şu adam içki içiyor mu? Evet. O zaman haram. Zahiren şu adam şu kadınla düşüp kalkıyor ve bu haram. Evet, batınında kim bilir ne haram? Ne demek batınında? Yok demiş. O zaman haram tamam mıydı dünyada? Herkes her halde karıştırsın, üstüne varınca da efendim sana öyle görünüyor yani, zahiren öyle, batınında ben şu halde karıştırıyorum da, hadi o zaman. Ne kadar yakışılmasın diye. Biz kimseye suç istiyorsun denemezsin diye, sana suç görülen o efendinin üfürüğüne göre başka şey görünür, başka şekilde ifade ederdi. Onun için İslam bunlara itibar etmiyor. Var ya tasavvufta meşhur, şeyhini önünde rakı sofrasıyla, efendim yanında bilmem aşiftelerle de görsek, gene de kalbini bozmayacağım. Bu sana görünen efendim zahirdir. Kim bilir mübarek batınında ne haldedirmişmiş de bilmem ne. Vallahi ben onu göreyim de batını da zahiri de ona elindeki sopayla gösteririm. Yani öyle şey mi olur? O zaman haram helal kalır mı? Berbat olur dünya. Taassun eder, kokar.